Merhaba arkadaşlar. Yeni bir 3D Max videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 3D Max'te Melt komutu ne işe yarar? Melt komutu ile objelerimizi, nesnelerimizi nasıl eritiriz? Bu eritme oranının genişliğini nasıl ayarlarız? Malzemeye göre eritme nasıl yapılır? Bunu custom olarak da ayarlayabiliyoruz. Bunların hepsini bu videoda birlikte göreceğiz. Ekrandaki yazıyı seçiyorum. Mouse'u yardımıyla ve klavye'den Delete ile siliyorum. Tam perspektif ekranındayım. Geliyorum create butonuna. Oradan da geometriye en yukarıdaki standart primitives'den bir tane box çiziyorum. Başlangıç bitiş noktasını seçiyorum mouse yardımıyla. Bıraktıktan sonra yukarı doğru hareket ettiriyorum. Nereye gelmesini istiyorsam tekrardan bırakıyorum. Ve benim kutum çizilmiş oldu. Ben bu kutunun daha iyi anlaşılabilmesi için modify'a geliyorum. 10, 10, 10 yapıyorum ve 10 10 10 yaparak da bunlara segment vermiş oldum. Gelip F4'e basarak da bu segmentleri görebiliriz. Arttır azaldıkça segmentler değişmektedir. Alt ve masum un scroll'una basarak aynı anda masulları kilitleyerek döndürme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Zoom ile geri geldim. Scroll yardımıyla bir de bunun yanına ben standart primitivden tipo çizmek istiyorum en meşhur objelerimizden bir tanesi çaydanlık bir demek d Fark ettiyseniz bunun segmentli olarak geldiğini görebilmekteyiz. Buna ayrıyeten bir segment vermeye gerek yok. Ama eğer isterseniz bu bize yetmez derseniz de segmenti 4 değil 5 yaparsanız daha fazla buradaki segment çizgilerini görebilirsiniz. Geliyorum F4'e tekrar basıyorum. O görünüşten biz realistik görünüşe geçiyoruz. Ben buradaki objemi seçtim. Modify'a geliyorum. Melt komutum burada. Burada aramak için de M'ye basıyorum. Melt beni karşıladı. Melt'e geldim. Şu an Melt'in amount değeri 0. Yani ne kadarlık bir Melt uygulayacağımızın şu an sıfır olarak gözükmekte. Gelip ben bunu aşağı doğru indirirsem şu an Melt uyguladı. Biraz daha yaklaşalım. Fark ettiyseniz burada bir açı yaptı. F4'e tekrar basalım açı yaptı. Yukarılarda daha dik, aşağıda daha dik yaptı. Bir de spread yani yayılma mesafesi var. Şu an %19 olarak default olarak karşımıza geldi. Ben bunu arttırırsam bu daha fazla yayılacaktır. Yani %100 yayıldı ve Melt'in amount değerini daha da arttırıyorum. Gördüğümüz box'ı Melt komutuyla birlikte gelip bu hale dönüştürmüş oldu. Geliyorum ben tekrar amount değerini azaltıyorum. Melt'te ve aşağıda solidity'ler var. Burada buz için demiş, cam için demiş, jel için, plastik için belli oranlar vermiş. İşte buz için 2, cam için 12, işte jel için 0.4, plastik için 0.7. Bir de custom demiş. Onu da kendimiz elde ayarlayabiliyoruz. Verelim, bakalım farklılıkları görelim. 2 de yukarıdaki oran bombe, bu haldeyken, bu orandayken, cam da daha da yukarılara çıkıyor. Çünkü 2'den 12. Eğer bunun 0.4 dersek birinin altına indirirsek de ters oranda bir erime işlemi gerçekleştirecektir. Plastikte ise bu oran daha da azalmaktır. Kastım da diyebilirsiniz. Kastım default olarak bir. Şu an üst taraf dümdüz gözüküyor. Geliyorum buradan yukarı doğru hareket ettirebilirim sanki bir cammış bir ya da buzmuş gibi. Bunu yukarı arttırabilirim ya da gelip eğer istediğim obje daha azsa 0.2'ye kadar düştü. Bu işlemi de gerçekleştirebilirim. Şimdilik plastikte kalsın. Hafif bir eğim yaptı. Şu an bu işlemi z ekseninde yapıyor. Z ekseninde bir melt erime işlemi yaptı. Eğer istersek x ekseninde ya da y ekseninde de bu işlemi yapabiliriz. X de yapalım. Sağa doğru dönüyorum. X'te bir erime işlemi gerçekleştirdi. Biraz daha arttırabiliriz derinliği. Ya da y ekseninde de bu işlemi yapabiliriz. Y ekseninde de bu halde yaptım. Gelip ben bunu flip axis dersem de bunun tam tersi oranında tam orta noktadan aksesinin tam ortasından diğer tarafa doğru aynalama gibi çalışmaktadır. Eğer istersem de flip aksis ile de bu işlemi gerçekleştirebilirim. Bir de bu işlemi t-potta görelim. T-pot'a geliyorum. Yani tekrarlamış olalım. Melt'i buluyorum aşağı doğru iniyorum. Mağaz yardımıyla melt'i buldum. Melt'i bulduktan sonra segmentlerde daha fazla olduğu için amount değerini arttırıyorum. Amount'u arttırdıkça bu erime işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Daha sonra bunun yayılma miktarını ise sprit ile veriyoruz. Sprit ile ne kadar yayılacağını veriyorum. Ice, glass ve jelly'den istediğimi seçebilirim. Ben ice'da kalmasını istiyorum. Ice benim işimi görecektir. Eğer herhangi bir aksiste bir değişiklik yapmak istiyorsam X'de, Y'de, Z'de onu da belirtiyorum. Şu an Z kalabilir. Ve çalışmamı bu haliyle melt işlemi yaparak tamamlamış oldum. Bu videoda sizlerle melt komutundan bahsettik. Melt ile eritme işlemi nasıl yapılır? Bunun alt başlıkları nelerdir? Bunlardan bahsetmiş oldum. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlar daha farklı hangi 3 videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyin. Kanala aboneyseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan hemen haberdar olmayı. Kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.